Delibriter, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan balık serimizin yeni bölümünde balık günlüklerinden Savaş Dursun'la birlikte Madagaskar'da Hint Okyanusu'nun ortasından tutmuş olduğumuz, bu görmüş olduğunuz balıkları güzel bir şekilde temizleyeceğiz ve arkamda görmüş olduğunuz bölge halkına dağıtacağız. Burada insanlar ayda 50 dolar gibi çok küçük rakamlara çalışıyorlar ve bazen yılda bir kere bile et yemiyorlar. Biz bunu duyduğumuzda Savaş abiyle birlikte bir şeyler yapmak istedik ve tutmuş olduğumuz balıkları denize bırakmak yerine ya da yemek yerine ya da satmak yerine temizleyip, ellerimizle temizleyip bu bölgedeki muhtaç insanlara, yardıma muhtaç fakir insanlara, kimi zaman kendi denizlerinde yüzen bu balıkların ismini bile bilmeyen insanlara dağıtmak istedik. Savaş abi, biz bu işin altından kalkarız seninle birlikte. Kesinlikle. Biliyorsunuz bu zamana kadar ne balıklar parçaladık, 40 kilo yapmıştık en son. Aynen. Bugün de çok güzel bir şeye vesile oluyoruz. Bunları keyifle, zaten bu tarz videolar rahatlatıcı videolar. Abi, ellerimizle temizleyeceğiz ve arkamızda görmüş olduğunuz yüzlerce insana bu balığı dağıtacağız. Hangi balıklar var? Öncelikle sizlere onları anlatalım. Daha sonrasında temizleme işlemimiz başlıyor. Buyurun Savaş Bey. Green Jobfish, Red Jobfish, Doktor Tuna ki hayalimizdi. Daha büyüğünü tutamadık, kaçırdık. 3 tane, 4 tane var bundan. 4 tane. Grouper en lezzetli balıklardan birisi. Daha ne olsun abi? Abi daha ne olsun? Ortalama 30 kilo balık var. Hemen hemen böyle 500'er gramlık paketler yaparsak 60 kişiye veririz. Aynen öyle. Hadi başlayalım abi. Hadi Savaş abi, bir taraftan başlasın. Ben bir taraftan başlayayım. Öncelikle küçüklerden başlayalım istersen. Daha tamam. Sonrasında arkadaşlar, poşetlerimiz var. Poşetlerin içerisine balıklarımızı koyacağız ve verdiğimiz gidecek. Verdiğimiz gidecek bu şekilde. Hadi bismillah. Elimizden geldiğince temizleyeceğiz. Bu arada normalde bu şekilde de balıkları versek onlar temizleyip yerler. Ama biz bu hayrı yapmak istedik arkadaşlar. Elimizden bu kadar geliyor şimdilik. Aynen. Tabii ki sizin görmediğiniz tarafta da birçok şey yapıyoruz ama böylesi daha güzel. Umarım bu davranış hepimize, bütün halkımıza, bütün insanlığa da örnek olur ve yardıma muhtaç insanlara gözümüzü kapatmayız, sırtımızı dönmeyiz. Elimizde imkanımız olduğu kadar onlara da yardım etmeye devam ederiz. Hadi başlıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi biz yılların balık temizleyicisiyiz Savaş abi, seninle birlikte. Elimizden geldiğince balıklarımızı temizleyeceğiz. Ama bıçaklar kötü, biliyor musun? Ha, bıçaklar kötü. Tabii senin sashimi bıçağının yanında bunlar hiçbir şey. Bu arada şöyle bir şey. Burada bölge halkı balıkların kafasını da yiyor. Biz Savaş abiyle birlikte burada bir sokak lezzetleri videosu çektik. Sokak lezzetleri videosu çektiğimiz zaman gördük ki insanlar çürümüş etler yiyor. Arkadaşlar, burada bölge halkının sadece %5'inde elektrik var. Düşünün ki evinizde elektrik yok. Ocağınızı çalıştıramazsınız. Benim evimde elektrikli ocak var mesela. Hadi onu geçtim, tüple çalıştırıyorsun dolabın diyelim. Dolabın yok. Abi dolabın yok, lamban yok, buzdolabını çalıştıramıyorsun. Bir çay makinesi çalıştıramıyorsun. Hiçbir şey yok yani. Aklınıza gelebilecek, hayatımıza konfor katan birçok şeyin olmadığını düşünün. Her şeye geçtim. Gece karanlıkta oturuyorsun abi. Ama çok mutlular abi. Onu da not düşer misin? Abi, mutlu olmaları ne bileyim ya. Bu yoksulluğu kapatmıyor bence. Aynen. O yoksulluğu tolere etmek için bence bu kadar mutlu oluyorlar. Çünkü başka bu yoksulluktan nasıl kurtulur ki güzel insan? Güzel bir flöte çıkardım. Nasıl çıktı? Güzel. Baksana güzelliği. Şöyle şöyle alıyorum. Abi biz bu işe yeni başlamadık. Geri başladık. Bakın. Şu filetonun güzelliğine bakın efendim. Bunu böyle mangalın üzerine cos bir koyacaksın. Nasıl? Bence harika bir fileto. Ayırdıklarımızı bu tarafa doğru koyacağım. Burada tabii iç organları da var. Elimizin altında kovalar var. Başlayalım mı? Yok, en son daha atalım değil mi? Parçalıyorum abi, parçalıyorum. Yok, şöyle kesiyorum. Şöyle şunları şuraya atacağım. Bir yandan burada yıkayacağım. Temiz temiz. Bir tane kova alalım. Ayırdıklarımızı direkt onun içine atalım abi. Ne diyorsun? Balıkları mı? Evet olur abi. En son poşetlerimizin içerisine koyarız. Çatır çatır dağıtırız. Ne diyorsun? Olur abi. Şu kovayı boşaltalım. O kovayı boşaltalım mı istersen? Şöyle parçalar halinde. Bunu evine gittikten sonra suyla temizlesin. Ocağının koy, içine atsın. Doldur onların hepsini. Okey abi, buraya direkt. Bir tarafını kılçıklı yapabiliyor. Bir tarafı kılçıklı, bir tarafı fileto. En son balıklarımızı arkamda görmüş olduğunuz Hint Okyanusu'nun tuzlu sularında marine ettikten sonra halka teslim edeceğiz. Bakalım nasıl olacak abi? Güzel mi? Savaş abi, kafalarını da koyuyorum çünkü kafalarını koy, yiyorlar. Kesinlikle. Şu kuyruğu bile koy. Hepsini koyuyorum abi. Devam ediyoruz. Nasıl gidiyor ayırma işlemi? Hiç konuşmuyorsun. He. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu jobfish'in etine bir bakar mısınız ya? Ben daha temizlemedim, daha yıkamadım. Bembeyaz eti var. İnanılmaz gerçekten. Evet, balıkların iç organlarını temizlemeden yaptığımız için bıçaklarımızın biraz keskinliği azaldı. Arkadaşlar, vallahi huzur videosu. Siz de like atın. Buradaki insanların yaşam şartlarını bir görseniz, üzüldüğünüz şeylere ne kadar üzülmemeniz gerektiğini anlarsınız. Onu söyleyeyim. Öyle ince hayatta, hayatta o kadar basit şeylere takılıyormuşuz ki, buraya geldikten sonra bir kere daha anladım.
Arkadaşlar sizlere çekmiş olduğumuz Afrika abur cuburları videosu vardı ya. O videoyu çektikten sonra biz o abur cuburların hiçbirini yemedik Savaş abi de. Ve dedik ki aynen böyle balıkları dağıttığımız gibi plaja çıkalım ve insanlara dağıtalım. 35-40 yaşında bir kadın geldi ve jelibon verdiğimizde dedi ki bu ne? Hayatı boyunca ve jelibon bile görmemiş. Çocuklardan çok yetişkinler saldırdı. Tabii ki üzüldük. Çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bunların yaşam şartı burada böyle. Buradan ne çıkarmamız lazım? Çıkarmamız gereken mesajlar çok basit. Hayatta sahip olduğumuz imkanların kıymetini bilmek. Aslında aynen, ne kadar çok imkana sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlamak arkadaşlar. Aynen. Çoğu zaman insanlar burada bir yıl et yemiyor. Kendi sularında yüzen bu balıkların tadına bile bakmamışlar belki. Abi dün ama biz nasıl lezzetlerinde hazırlıyoruz. Şöyle. Aa, harika, liflere bak. Abi inanılmaz güzel. Ben yöntem buldum bu arada Savaş abi. Evet gördüm. Oh. Onun içerisine balıklarımızı yıkayacağız tertemiz. Evet. Arkadaşlar bu arada balıklar taze. Az önce tuttuk. Balıktan geldik ve şu anda parçalayıp halka dağıtacağız. Bunlardan daha tazesi şu anda canlı. Evet canlı. Aynen evet. Şuradan kesiyorum. Eline dikkat et abi. Abi bir su isteyebilir misin? Ya da şurayı bir yıkayabilir misin eğer suyumuz varsa? Var sana abi, zahmet. Bir yıkayalım abi burayı. Kaldır balığı. Dök 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 dök, balığa da gelsin. Evet. Bir daha isteyelim. Şimdi ben bu büyük balığın burasını parçalamayı bilmiyorum o yüzden elimden geldiğince doğru şekilde yapmaya çalışacağım. Abi kafana göre ayır işte. Ya da biz bunu kocaman bir şekilde bir aileye de verebiliriz bu arada. Evet, bence gerisine uğraşma. Ver onu, öyle öyle koy abi. Şöyle şuradan alayım bir tane de. Tamam. Şurada bir parça yapalım. Çok güzel. Zaten kafa vereceğiz ya, kafa olarak bunu da bir aileye veririz. Bu da burada, bu da burada. Güzel, bayağı da kalabalık oldu. Umarım herkese yetecek kadar aynen gelir. Yani harika. Rabbim bereketlendirsin diyoruz. Amin. Al abi. Yöntemimiz sağlam. Eğer bıçaklarımız keskin olsaydı çok daha hızlı bir şekilde bunu hallederdik ama sen çözdün abi işi. Abi sen ben keseyim, sen sana zahmet. Savaş abicim masayı yıkar mısın abi? Tamam. Yan tarafta suyumuz var. Efendim. Kılıç mı? Onu da getirsinler mi? Yani eğer dağıtmak istiyorlarsa getirin, siz de görünür abi. Getir. Evet. Kılıç geldi. Seyfmiş geldi. Şimdi biz buraya 8 kişilik bir ekiple geldik. Ekibimizin diğer teknesi de geldi. Onlar da kılıç balığı, yelken balığı tutmuşlar. Seyfmiş. O da gelecek. Onu da hızlı bir şekilde burada ayırıp bölge halkına dağıtacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bile canım çekti arkadaşlar. Bakın. Güzelliklere bakın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu Türkiye'de de insanlar yemiyor bu arada. Kesinlikle. Çünkü bu balık aynen yok. Kolay kolay bulunabilecek bir balık değil. Yok, bu zaten bizim Akdeniz'de yok. Bir tane kendimize ayırdık, akşam onu yiyeceğiz. Onu aynen söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki siz bu balıkları tutuyorsunuz. Onlar da gitsin tutsun. Değil arkadaşlar, çünkü bunlar bildiğiniz ahşap bambudan kayıkların içinde bak, şu arkada görünüyor. Çalışıyorlar. Bir göstersene Savaş abi orayı ya. Ben keserken. Şunlara bakar mısınız? İnsanlar bu teknelerle avlanmaya çalışıyor. Bunlar niye bu kadar uzak dersiniz? Burada medcezir oluyor. Sürekli bu su yükseliyor ve alçalıyor. Yani bununla ne yakalayabilirsiniz ki? Yelken yok, motor yok. Kürekle gidip kıyıdaki küçük balıkları alıyorlar. Biz de bu tekneleri kiraladık. Kocaman bir katamaran tekne. Bir tane yine yüksek süratli çift motorlu bir tekne. Resmen 3-4 saat kıyıdan uzaklaşıp bu balıkları yakalayabildik. Allah'a şükür ki bu balıkları insanlara dağıtmanın mutluluğunu da yaşayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kayıklarla bu insanlar yakalayamıyor. Şöyle yakından gösterelim detaylarını. Bu işte. Bunların avlandığı av araçları bunlar. Böyle bereketli bir denizin balık pazarının böyle koca koca balıklarla dolu olmasını beklersiniz ama arkadaşlar şu kadar balıklar vardı tezgahta. Birileri de o balıkları böyle işte kızartıp kılçıklı kılçıklı küçük balıkları satmaya çalışıyordu. İnşallah bugün bütün ada halkı olmasa da bayağı bir insanın evinde tazecik balık pişecek. Evet arkadaşlar, bu arada bir alkış daha. Yelken balığı geldi. Bir gösterelim. Süleyman abiyle Şükrü abimizden okyanusun gerçekten Ferrari'sine diyebileceğimiz şu renklerin güzelliğine bakın. İnanılmaz. Bunu da parçalayacağız ve abi sizin getirdiğiniz balıkla beraber gerçekten yüzlerce insana yetecek kadar balık oldu. Çok teşekkür ederiz. Biraz daha var. İçinden bir kendimizi yiyeceğimizi ayıralım. Gerisini hepsini tamam, tamamdır abi. Çok yani teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Çok şimdi abi şunu ben şöyle bir yatırayım. En son bir tane şunu da parçalayayım. Daha sonrasında en son onu parçalayalım. Tamam. Gördünüz mü tekneleri? Arkadaşlar dök 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 dök. Koş 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 ya. Arkadaşlar tekneleri gördünüz mü? Ya orada işte insanlar tutmuyor mu da siz bu kadar balık tuttunuz bilmem ne. Arkadaşlar tutacak tekneleri bile yok. Ahşaptan kendi elleriyle yaptıkları kanolarla görmüş olduğunuz okyanusa meydan okuyup
yine kendi yapmış oldukları oltalarla balık tutmaya çalışıyorlar. Bu imkansız bir durum çünkü biz tam profesyonel süper takımlarla, oltalarla bile zorlanırken süper lüks yatla, katamaranla çıkıp bazen balık tutamadan dönerken ki çok olmuyor da. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmuyor da. Yani bazıları tutamazken bu insanların bu balığı tutup buna erişebilmesi çok da mümkün değil. Evet. Buradan saatlerce okyanusun derinliklerine gidip okyanusun derinlerinden çıkardık bu balıkları. Şimdi o söyler misin? Böyle bir adanın balık pazarının nasıl olmasını beklersin? Harika olmasını. Cıvıl cıvıl beklersin. Evet. Peki ne gördük biz? Abi ne gırgır var, ne troll var, ne de olta balıkçılığı var. Balık tutan yok arkadaşlar. Yani okyanusun o derinlerindeki balıkların hepsi yaşıyor ve ömürlerini başka balıkları yiyerek geçiriyorlar. Yan tekne bizden fazla kaldı denizde. Mükemmel balıklar yakalamışlar. Kendileri de tebrik ediyorum. Bu arada bu balık o kadar zor kesiliyor ki dışında zırh gibi bir gerçekten bakar mısınız? Bir yaklaşır mısınız? Bakın. Dışında açamazsın. Bak zırh gibi. Peki neden? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz balıklar kayaların altında yaşıyor. Evet. Daha ziyade kayanın altına girdiği için vücutunun anatomisi de kayaların altında zarar görmeyecek şekilde sert pullara sahip. Bu görmüş olduğunuz balığın ismi de grouper. Yani bizim bildiğimiz lagos ve Orphos familyasından, Serenide ailesinden. Evet. Allah! Bayağı balık geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün adaya yetecek kadar balık var. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tutmuş olduğumuz balıkların büyük çoğunluğunu parçaladık. Aynen böyle pişirilebilecek porsiyon boyutlarına getirdik ve teknedeki kaptan arkadaşlarımızdan, bizimle beraber balık tutmaya çıkan arkadaşlarımızdan balıkları temizlemek için bize yardım etmelerini rica ettik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Abi yoruldu. Abi el falan gitti yani. Baksana şu. Yok onu gösterme. Tamam. Elim birazcık zedelendi o yüzden ben şimdi paydos verdim. Arkadaşlar temizlemeye devam edecek. Biz hızlı bir şekilde dağıtmaya başlıyoruz. Umarım izdiham olmaz. Bu tarz yerlerde böyle programsız dağıtılan şeylerde hep izdiham oluyor. Umarım izdiham olmaz. Poşetlere birer tane sallayacağız ve insanlara vereceğiz. Direkt ellerine versek bile alacak durumdalar. O şekilde bile yapabiliriz. Evet. Poşet bitince öyle yapalım. Poşet bitince öyle yapalım. Abi sen aç. Alan geçsin. Go. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.